toplantılarını, organizasyonlarını ben de büyük bir keyifle izliyorum. Gerçekten son derece dinamik seyrediyor ve benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için ben de çok mutluyum. Düzenleme ekibine gerçekten teşekkür ederim. Bugünün konusu çocuk nörolojisinin en temel konularından birisi epileptik ve non-epileptik paroksismal ataklar, olaylar, nörolojik tablolar. Bu konu gerçekten özellikle acilde çalışan pediatristlerin en sık karşılaştığı acil nörolojik tablolardan birisidir. Bu konu hakkında iki konuşmacımız var. İlk konuşmacımız non-epileptik tablolardan bahsedecek. İkinci konuşmacımız ise epilepsiden bahsedecek. İlk konuşmacımız uzman doktor Serhat Güler. Kendisini konuşma yapmak üzere davet ediyorum. Bezmialem Üniversitesi'nde çocuk nörolojisi yan dal uzmanlık öğrencisi. Buyurun Serhat Bey. Evet, hocam. Sevgili hocalarım, sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım hoş geldiniz. Bu sene yaptığımız ikinci olgu sunma toplantısına tekrar hoş geldiniz. Bu bizim ikinci yılımız. Geçen yıl bizim bu olgu sunmaya başladık. İlk Nişantaşı Türk Pediatrik Kurumu dairemizde bulunan Türkan artık oraya sığmadığımız için bu yıl son toplantımızdaki yoğun katılım nedeniyle ilk toplantımızı otelde yaptığımız ve hepinize gerçekten bu soğuk havada geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaya başlamadan önce Türk Pediatrik Kurumu Genel Başkanı Türkan Uğraş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü en başından itibaren bize hiçbir zaman bilimsel, maddi, manevi desteğini eksik etmedi. Ve bu toplantıda yürütmemizi ve devam ettirmemizi sağladı. Ayrıca Sema hocamıza da davetinizi icap ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben bugün size epilepsi ve hareket bozukluğu arasındaki o ince çizgiden bahsedeceğim. Biraz karışık, biraz obsesif, biraz renkli olacak. Fazla oldu. Mümkün olduğunca fazla oldu sunmaya çalışacağım. Olgular arasında çok bağlantı yok. Hepsi tamamen farklı. Ama epilepsi mi değil mi? Ailenin bize verdiği bilgiler, bu bilgilere nazaran bizim başladığımız tedaviler ve tedavi sonuçları aslında çok acılı bizim için tanılan oldu hepsi. Çünkü hepsini koyana kadar ben asistan arkadaşlarım hep zıpladık ama en sonunda ailemde bizim de oh dediğimiz şey oldu. Çünkü hastayı uzun süreli tedaviden, gereksiz tedaviden ve gereksiz tetkikten kurtuluyoruz. O yüzden bu hastaların geliş şekli acilsel fizik olduğu için bilimler, pediatrist arkadaşlarımın konumunda bilgi almasını ve tecrübelenmesini istedik. O yüzden bunu seçtik. Konuyla ilgili önce anlatacağımız konunun ne olduğu ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Epilepsi tekrarlayıcı hareket bozukluğu arasındaki farkla tekrarlayıcı hareket bozuklukları özellikle epileptik ataklara benzeyen, karışabilen, tekrarlayıcı fakat hiçbir karakter olmayan, ne bir epilepsiye ya da başka bir şeye bağlı olmayan, spesifik elektrografik ve tetkik sonuçlarına bağlı olmayan klinik tablolar. Çok kısa sürüyor ama tekrarladığı için aileyi ve hekimi korkutuyor. Ne kadar sık gözüküyor bunlar? Çok sıklar. Geçmiş ülkelerde yapılmış bir çalışma var bunlarda. 2001 ve 2006 yılında Danimarka ve İngiliz Pediatrik Nöroloji Grubu. Bu tanıları koyanlar pediatrik nörologlar. Pediatrik Nöroloji Grubu'na gelmiş hastalığın %31.8'i İngiltere'de epilepsi tanısı olan hastaların içinde yanlış tanı olduğunu ve bu hastalığın non-epileptik paroksismal bozukluk olduğunu saptamışlar. Danimarka'da bu oran daha yüksek, %39. Yani 3 hastadan epilepsi tanısı olan 3 hastadan bir tanesi epilepsi değil. Paroksismal bozukluklar grubuna giriyor. Kalabalık bir grup, yaklaşık 20-25 tane komponentten oluşuyor. 4 ana dünyaya, 4 ana gruba ayırmışlar bunları. Bunlar tonus bozuklukları, paroksismal düşme atakları, göz anomalileriyle birlikte ve beraberinde uyku problemleri olan gruplar. Bunları teker teker anlatmayacağız ama bunların içinden önemli olanları sık gördüklerimizi ve bizim için sıkıntılı kliniğe neden olanları. Türkiye'de yapılmış bir çalışma. 200 vaka toplamışlar. Yaşa göre bu grup değişiyor aslında. Her yaşın farklı bir paroksismal bozukluğu var. Psikojen nöbetler özellikle adolesan çağında çok fazla. Farkından katılma nöbeti gelmiş. Bunlar ya
yaş ayrımı yapılmamış çocukluğu ve adolesan arasında geniş bir yaş kapsamı olduğu için. Senkop o da aynı şekilde adolesan çağda daha fazla. Tik bozuklukları adolesandan startup hastalığı ilk doğan küçük çocukluğunda daha fazla. Yaşları ve dediğim gibi bunların oranları değişmekte. Altında uzun bir liste var gördüğünüz gibi. Bunlar bölgeye göre, bölgeliklere göre değişmekte. 100 vaka, yani çok fazla bir vaka değil açıkçası istatistiğini yapmak için ama yine de fikir verilmesi için. Bu planımda 4'lü bir planım olacak. İlk ben size ailenin bize gelişimdeki anlattığı hikayeyi onların ağzından ve bizim derlediğimiz öykülerini anlatacağım. İkinci grupta olay size düşüyor. İnteraktif katılımınızı isteyeceğim. Burada sizin ön planlarınızı isteyeceğim. Çünkü aynı şekilde ben bu konuları konuşurken, bu konuları verirken acildeki arkadaşlar da telefon yoluyla genelde bu konuları koyuyoruz. Bu yüzden yaptığımız yanlışlıkları göreceksiniz. Üçüncü aşamada görüntüleri isteyeceğim ve görüntüler sonrası tekrardan isteyeceğim. En sonunda kısa bir tedavi yapılacak. İlk bakan 14 yaşında bir erkek hasta. 4 aydır devam eden baş ağrısı, okul başarısını düşme ve davranış problemleriyle bize başvuruyor. Baş ağrısı pratikte çok değişken, çift kliniğe uymuyor. Belli bir pendül sesi ve tekrarı yok. Dönem dönem oluyor. Zonklama şeklinde oluyor. Birazcık dinlerini andırıyor bize. Dönem dönem yanında kusma eşliği. Fakat baş ağrısının önünde bir fonksiyon yok. Bir aydır bu baş ağrısının yanında artık kasılmalar eklenmiş. Kasılmalar sabah uykudan kalkınca olmakta ve kısa sürmekte. Titremeler özellikle uykuya dalarken olmakta. O bizi çok korkutuyor. Çünkü özellikle epilepsi de uykudan dalarken ve uykuya dalarken, uykudan uyanırken biz bu atakları görüyoruz. O yüzden bu önemli bir hikaye bizim için. Okulda bir kez öğretmenin bayıldığını görmüş. Bu da bizim için. Şimdi ailenin anlattığı ve hastanın gelişiyle beraber siz 4 katıyla bir epilepsi yapıyorsunuz. Sonra bir cumartesi günü bu hasta acil servise geliyor. Genelize kasılmalarla başvuruyor ve acildeki arkadaşlar hızlı bir şekilde difüzyon MR ve kraniyel BT çekiyor. Acil şartlarda bakılıyor ve normal söylüyor. Kasılmalarını da gördüğü için arkadaşlarımız Spentoy'i ve Sıtlatan Valpura teker teker gidiyorlar dedi ama bizle konuşuyorlar bu olaylarda. Fakat titremeleri ve kasılmaları devam ediyor. Sadece hastaya antibiyotik yaptıktan sonra kısa süreli bir duraksama ve ardından tekrar başlanılıyor. Hasta takip ediliyor. Ön planlarınızı almak istiyorum şimdi burada. Davranış değişikliği olan, baş ağrısı olan bir aydır ve kasılmalar olan bir hasta. Biz şöyle düşündük, ilk vakayı ben açıkladım. biz epilepsi olabilir dedik. Zaten epilepsi gibi düşündüğümüz için biz oradan anti-epileptik yani başlamışız. Otomine ensefalit dedik, bu yeni bir grup. Özellikle uzun süreli yavaş yavaş bir aşı sonrası, geçirmiş bir enfeksiyon sonrası tetikleniyorlar. Belli bir grup var. İntrakraniyal kesinlikle efektif ensefalitler bir lezyona neden olmuyorlar. MR'ları normal. Davranış değişikliği, okul başarısında düşme gibi problemlerle ortaya çıkabiliyorlar. Bu olabilir. Bunu kenara aldık. SSP olabilir dedik. 14 yaşında çocuk okul başarısında düşme, titremeler, kasılmalar ve baş ağrıları ile gelmiş. SSP olabilir dedik. Psikoz olabilir dedik. Yani bu ayı görmüşsünüz. Hastayı çünkü yeni görmüşsünüz. Efektif ve ensefalitler gibi tomaskan niyel MR'ında ve tüm BTS'inde ve difüzyon MR'ında bir şey görmedik. Tabii ki bunu dışlamıyor ama bunu da tanılar için de aldık. Ve intrakraniyel kitleler. Efendim? Bir son olabilir ama olay dediğiniz gibi akut başlayan bir olay çocuklar. Hiç ben yazmamıştım, aklıma gelmemişti. Özellikle Wilson'un 14, Wilson'un nörolojik semptomları özellikle bu yaşta ortaya çıkıyor. Fakat onlarda kraniyel MR'da özellikle bazal ganglion ve putamen tutulumu oluyor. Çok spik bir MR dolusu var. MR'ına baktığınız zaman hastayı görmeden doğrudan kesin diyebilirsiniz. Bu hastanın kraniyel görüntüsü kan çekildiği için biz Wilson'ın ikinci plana ettik ama eğer kraniyel görüntülerimizin görmesiniz mutlaka bir sonunda gelecek tanılarak. Şimdi hastanın bu buyurun hocam. Bir de mor gibi herhalde distonomiye gelmesi lazım. Evet. Yani distonomi tremorlar, titremorlar davranış değişikliği de beklenebiliyor. Şimdi hastanın kısa bir görüntüsünü izleyeceğim size. Ben acilden polikliniğe çektim hastayı. 14 yaşında. Bunlar 2 günlük var. Yok. Hayır. Yok, yok hocam. Evet.
tekrar ön plana almak istiyorum. Fikri olan yapmanız istediğinden bir şey var mı? Aslında mı yok? Yok, sigara sürmek istiyor. İlaç mı kullanmak istiyor? İlaç arttı mı peki? Var. Efendim? İlaç da hepsi kısa süreli. Kısa süreli gece biliyorsunuz. Hasta uyutluyor, yanıyor ve devam ediyor. Tamam. Uykuda bir problem yok. Telefonla olan organizasyon nedeniyle bildiğim gibi fiziksel bir yanlışlıklar olabiliyor. Hastayı bu hareketli nedeniyle, miyokinik hareketli nedeniyle biz nöbet, bunun haricinde genelize kasılmaları ve düşmeleri ve senkop gibi atomik nöbetleri de var hasta. Hasta SSD'de böyle miyokinikler olabiliyor, daha da işte şekilde çok oluyor ama ben hastayı benim süre sonra konuşturmaya başlıyorum. Konuşurken bazı hareketler yaptırmasını istiyorum. Benim süre sonra hasta hareketlerin ardından, hareketleri yaparken zıplamasından birden böyle garip garip hareketler, birden kaslarının hareketleri içinden durmaya başlıyor, tutuyor. Sayı sermesini istiyorum, sayıyor, hiçbir problem yok. Ondan sonra ben hani zıplamıyorsun diye bir cümle kullanıyorken birden tık diye bir daha zıplamaya başlıyor. Bu psikodönem et. Özellikle adolesanlarda 18 yaş arasında ortaya çıkıyor. Ergenlikte daha sık, kızlarda daha sık. Dediğiniz gibi sınav, kazanılmış davranışlar, isteklerinin yapılmaması, zorla okula gönderme gibi problemler ortaya çıkartıyor. Video monitorizasyon kriterlerinde %7 ile 21 oranında her türlü nöbeti taklit edebiliyorlar. Sadece YouTube'dan izleyip, epilepsiyi okuyup teker teker çok ciddi şekilde sizi sıkıntıya sokabiliyorlar. Yani bütün gününüzü, 2 gününüzü, 48 saatlik EEG monitorizasyonunuzu tamamen dağıtabiliyorlar. Pistoda nöbetti, psikiyatriye gönderdik. Benim süre sonra EEG'si normal, döndürmesinde hiçbir şey yok, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ve normale döndü. Peki sen... Tabii hocam. Buyurun. Şimdi böyle bir hasta geldi. Biz buna böyle söyleyip de ürünü göndermek için yine de nörolojiyi göndermek gibi buradayız. Tabii ki. Sen hastayken ilk başta sen bunu bir epileptik nöbet olmadığını düşündün. Bunu düşündüren nelerdi sana? Özetleyecek olursan. Hocam bir slide'ım var. Bunu doğrudan anlatmak istiyorum. Şimdi ne zaman nöbet düşünmeyelim? Tam benim sorumun üstüne. Evet. Bilerekten bunu ekledik. Sıra dışı motor hareketler ve alıştırmadık postür. Postikler dönemin olmaması. Hastalığı birden nöbeti geçirdikten sonra normal hayata devam etmesi. Yalnız absans haricinde bir olay. Absansla çocuk tamamen nöbeti geçirdikten sonra normal yaşamına geri dönüyor. Siyanoz olmaması, nöbet karakterinin farklı olması, sfinkter kontrol kaybolma olmaması, fikir ışık reaksiyonunun normal olması, tedaviye zayıf yanıt olması, nöbete rağmen metabolik yanıtın, metabolik asitoz ya da solunumsal sıkıntıların olmaması ve genç bayanlar, yaklaşık ona bir gibi bir oran var burada. Nöbet sırasında gözlerin kapalı olması. Bunlar başka nöbet örnekleri. Bu hiperventilasyon nöbeti, bu da bizim hastalarımızdan biri. Bu da okula gitmek istemeyen bir kız. Ön altta mutlaka ikinci nedenler aramak gerekiyor. Çocuk istismarı, okulda bazı problemler, adolesanlarda hormonal problemler, bu sürü şey var tabii. O yüzden çocuk psikiyatrisi konsültasyonu mutlaka gerekli. Hiperventilasyon olduktan sonra duruyor ve baygınlık geçiriyor. Bir daha çıkıyor, sonra kendisini geliyor. EEG'nin tamamen normal. Başka bir tane daha var. Bu da bisiklet isteyen bir çocuk. Bisiklete bindiği zaman ayağı düzeliyor ama bisikletten bindiği zaman tekrar ısınmaları başlıyor. Şimdi aile çekip getirdiğimizde tabii ki ama sıkıntı yok. Bisiklet aldılar. Geçti. Takipten çıkardık. Evet, ikinci vakamıza geçiyorum. Sonrasını sormak isteyen? Yok. İkinci vakam daha güzel. Aile tarafından 5 gün fark ettikleri kolda ve bazen bacakta olan atmalarla bir devlet hastanesine başvuruyor. 30 günlük bebek, çok önemli. Hepimizin korktuğu bir dönem. Biz de çok korkuyoruz. Atmalar başladığı zaman durmuyor. 15 dakikaya kadar sürüyor. 15 dakika.
Afrika. Atmalar acil serviste görülmüş ve fenobarbital tedavisi başlanmış. Epilepsi tedavisi de başlanmış. Çocuk hekimleri tarafından. Fakat artan atmalar nedeniyle sevkine karar vermişler. Bizi aradılar, biz de kabul ettik. Normal spontan doğum 2400 gram ağırlığında doğmuş göbek, doğum sonrası sarılık ve hipoglisemi nedeniyle 7 gün yoğun bakım yapmış. Bu önemli bir hikaye bizim için. Anne baba akraba çok önemli. Acil serviste yapılan laktat, amonyak, kan şekeri, elektrolit kimyası tetkik daha normal ama metabolik hastalıklarda bunlar önemli olarak normal olabiliyor. Yani siz çocuğu akut strese sokmadığınız zaman bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Her şeyi normal bulabilirsiniz. Kraniyal BT çekiyorlar normal ve lomber pompasyonu yapıyorlar yine normal. Evet. Muayenesine bakıyoruz. Muayenesinde aktif, emniksiz çok iyi olan bir çocuk. Refleksleri canlı, göz teması zayıf, obje takibi zayıf, baş çevresi 37 saat kutlumsuz ve DTD'si olan bir çocuk. Evet. Ön tanı istiyorum. Evet, yani çocuğun zaten geçmişe nazaran bir kötü bir öyküsü var. Hipoglisemi, sarılık, akraba, evliliği, muayenesine bakıyorsunuz sıkıntılı. Yeni doğan olduğu için tanıyı bol tuttuk. Ya metabolik hastalıklar dönemde patlayabilir. Ya onu tam bilmeler böyle olabilir. Kendi bu şekilde sarılık geçirmiş bu olabilir. Hipoglisemi öyküsü var bu olabilir. Bunlar zaten metabolik hastalıkların hani alt grubu. Homosistolü de bilmesi olabilir. Kendi bu şekilde hipoglisemi de diğer kareciğer hipoglisemi hastalıklar da olabilir. Yani bir epilepsi, yeni doğan epileptik sendromları var. Ama onlar da çocuk genel durumu çok kötü oluyor. Böyle bir emmesi canlı olan bir çocuk. Burada farklı olan şey çocuğun emmesi. Hiperreksiya, sepsis sekeli, doğum travması ve seradar parsi. Bunları söyledik. Evet. Seyirmelerle, ağız çevresinde çekilmelerle daha korkunç bir halde gelebiliyor size. Bu tip olay her tarafta olabiliyor. Beslenme sonrası uykuya dalarken tekrar da yüksek frekansla, gördüğünüz odada yüksek frekansla bir atımdı. Uyuklanık bazen kırmızıya kalan akımları var. Çocuk uyanır ise uyandığı zaman atak tamamen sonlanıyor. Her şey normale dönüyor. Epileptik nöroten uyuklanık konvizyonlarla karıştırıyor. Fakat bu progresif bir süreç ve çocuğun beslenmesinin genel durumunu bozmuyor. 4-6 ay önce de kendinden düzeliyor. EEG normal, antikonvizyonla etkisi ve tedaviye gerek yok. Önerilerle bunu biliyoruz. Fakat fizyolojisi bilmiyor. Evet, şimdi son soru sormak isteyen varsa
olabiliyor. Üçüncü rakam yapılacak. Yönetleme eğer zaten aslında beyne çekilmiş, bundan son geçmiş. İlerleyen dönemde eğer çocukluğa biyolojik gelişiminde zaten biz buna karar verirken serviste yatırıp karar veriyoruz. Bu kadar tanıya ulaşırken mutlaka diğer konuları düşünüyoruz. Hani ilk hemen gördüğümüz zaman senin uykum yakınlarınızı demiyoruz. Metabolik tetikleri zaten pazar bir şekilde yapılmış. Biz geri kalanı görüyoruz. Beslenmesini sağlıyoruz. Uyanıklık olup olmadığını görüyoruz. Videoya yayınlayan monitorizasyon yapıyoruz. Normalse kabul ediyoruz. Evet, bazen çok tipik olabiliyor. Hiç bunlara gerek olmadan alışık bir göz gördüğünde uykuyla olan ilişkisinde uykum yoklanış sıkıntısı konabiliyor rahatlıkla. Üçüncü vakama geçiyoruz bize. 8 yaşında erkek hasta. Acil servisimize ani kasılma ve konuşma bozukluğuyla başvuruyor. Kasılma anında hiçbir tepki yok. Acile geldiğinde kasılmış şekilde. Yüz ve kollarda olan tepki kasılması var. İki günlüğünde ishal mevcut. Mutlaka enfeksiyonları, aşılamaları sorguluyoruz. Çünkü akut olaylarda bunlar tamamen beyin metabolizmasını dağıtabiliyor. Çocuğu tamamen farklı bir kişiye, farklı bir kliniğe sürükleyebiliyor. Bizim için ishal de burada önemli bir alanımız. Mental retardasyonu var, tıbbi genetikten takipte, çocuk psikiyatrisinden takipte. Çocuk psikiyatrisi ilaç kullanmıyor, sadece özel eğitimle izleniyor. Ön tanı olarak yine aynı tanıları sunduk. Epilepsi, otonomik ensefalitler, psikologlar, enfektif ensefalitler, ilaç endokrinoloji ve imme. Ben görüntüyü göstereceğim size. Böyle acile gelmiş, acildeki bizim çekimimiz. Bu şekilde gözler kaynamış, biri içeride, biri dışarıda. Kıpırdamıyor, tamamen kasılı. Ondan sonra konuşuyoruz, sorulara cevap vermiyor bu arada. Bu şekilde yatan bir hasta. Evet. Acil serviste BT çekiyor arkadaşlar. Ben diyorum BT çekiyor, bana konuşuyorlar. Difüzyon MR çekiyoruz, normal. Elektrolitleri, amonyak, lakkat, karaciğer testlerine acil müdahale edebileceğimiz şeylere bakıyoruz. Onlarda da bir sıkıntı yok. Evet, sorusu olan ve katkıda bulunmak isteyen. Aile bu arada bu döneme kadar çocuğun normal olduğunu söylüyor. Rasyonel dedik bölgesi var. Sağlıklı, normal bir çocuk diyor bizim için. Ama biz çocuğa bakıyoruz ama çocuk hiç öyle döndüğü gibi sağlıklı bir çocuk gibi değil. Kim söyledi? Evet. Şimdi bu çocuğun normal hali. Şimdi normal hali böyleymiş. Şimdi biz, yani gözler zaten kayıpmış. Yani kafa duruşu da böyleymiş. Ama bu tabii ailede normal, normal, normal diyoruz. Size aileye göre normalleşmiş bir durum. Onlar için bir problem yok. Burada soruna cevap veriyor, kafa hareketleri yapıyor. Çocuk rastlığa etkilenip nedeniyle metabolik kullanmış. Metabolik sonrası distonik reaksiyonu gelişmiş. Ama geliş şekli, hastanın önceki hikayesini dinleyişimiz, acil ortamda değerlendirme, ailenin yetersizliği vermesi, her şeyi farklı bir boyutta sürüyor. Biz tatilde ilk başlamamışız Allah'tan. Sonra aile ilaç nedeniyle çıkartırken basitin arkadaşlardan sonra bir tanesi görmüş ilacı. Sonra biz difenhidramin verdikten sonra çıktık bu normal olan görüntüsünü. O yüzden özellikle gösterdik size. İlaç reaksiyonları, antiemetikler özellikle metformin, fenitoin ve karbamazepin yani bazen bunu biz de yapabiliyoruz. Antipsikotikler, fenotiazinler ve butilfenonlar. Şey için, Kore için kullanılan droperidolinler çok sık görüyoruz. Eğer ki böyle bir bulgu varsa ilaç yapmadan sonra değil. Yeni dönemde bonsai özellikle, alerosantla uzlaştıkları için de çok önemli. Ve antidepresanlar. Tedavide difenhidramin, difenhidramin ve diazepam kullanıyoruz. Ve kendinden geçiyor. Akut bir tablo. Hayır, normal doz. Normal dozda da 280. Evet, tek dozda, evet, toksin dozda değil, idiosikrezin dozda. Tek dozda kullanma için. İyi bir durum, evet. Oradan nasıl vakamız. 13 aylık kız hasta. Ellerinde kısılma, açılıp kapanma, üfürme şikayetiyle bildiğimize geliyor. Aile bir aylık fark ediyor 3 aylık.
Ekonomi içinde sürekli oluyor. İki evinde de mevcut. Dışarıdan bir ailede kesin tutulamıyor. Aile bir anlam veremiyor. Yani bu fizik okulunda nöroya gidilmemiş. Poliklinimize geldi. Doğum öyküsünde bir problem yok. Her şey normal. Bir de önce aşı sonrası daha da artmış. Az önce de söylemiştim. Aşı burada tetikleyici bir faktör olabilir. Her geçen gün daha da fazla arttırmış. Öldümlerimi sık sık kestim. Epilepsi olabilir mi diye yönlendirmişler. Gökü izletiyorum şimdi. Ey hastanın sağ eline bakın lütfen. Kendi de var. Sürekli bu şekilde devam ediyor. Durup dururken bunlar oluyor. Bir şeye uzandığı zaman bunlar oluyor. Sürekli tekrarlıyor. Daha büyük bir hastada göstereceğim bunu size. Tabii söylemiyorum. Bu hastada bakın şimdi ellerine. Bu hastada poliklinikten. İki eline bakın. Kafasını kaşımasını istiyorum. Bunu bir hastanın önerdim. Kafa kaşındığı zaman yeri de eğiliyor. Evet. Bu hareket bozuklukları içinde bir grup. Ayna hayali. Bir eksenindeki istenme hareketin eş zamanlı ve düşük amplitüdü olarak karşı ekseninde de görülmesi, yazı yazma, giyinme, yürüme ve yüzme gibi fiziksel aktivitelerde hasta güçlük çekiyor. Genellikle 10 yaşından sonra kayboluyor. Bu hasta da erken fark edilmiş ve aile geçirmiş. Tedavi gerekli değil. Bunlarda hastanın içine çok dikkat etmek gerekiyor. Bazı genetik semptomlarla beraber seyrediyor. Kalman'da, ikisi bağlı geçen konumda ve Klippel-Fayr'da beraber oluyor. Ve beraberinde korkus kaybozulma genisi oluyor. Çocukta biyolojik olarak bir gerilik ya da dismorfik bir özellik görürseniz genetik ya da görüntüde mutlaka yapmanız gerekiyor. Ama eğer çocuğun genel durumu gibi çocuğun hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ailevi olgular da var. Mekanizmasında şu var, ikisiteler, protokasikler çıraktan normal gelişti. Klippel-Fayr'da da şeyler oluyordu, vertebral füzyonlar ve servikal problemler oluyordu. Bu hastalarda o yüzden daha sık gözüküyor. Bu büyük bir hasta işte. Bunun geri şikayeti kafamı kaşıdığım zaman ellerim hareket ediyor şikayetiyle geldim diyor bu hasta. Bundan sonra zaten bu hastalara bir şey yaptırmaya başladı. Ben burnunu kaşıdığı zaman olmuyor mu dedim. Bir bakayım dedi. Burnunu kaşıdı ve burnunu kaşıdığı zaman da oldu. Bu büyük genel durumu iyi olan ve ilk gördüğümüz hastayı, bundan sonra öğrendiğimiz durumu doğrudan topluluklardan kurduğumdan bir daha geldik. Böyle bir grup. Evet, beşinci bölüm. Sorusu olan, hocam gönderiyorsun ama diğer üç kullandık. Bunlar yapmıyor. Bence size sorayım, tabii. Zaten tatmin olmuyorlar. Öyle bir de problemimiz var. Şimdi vakaya geleceğim. En büyük problem o. Ajitasyon ve tatminkansızlık. Çünkü büyük korkularla geliyorlar. Siz bir şey yok dediğiniz zaman sıkıntı. Evet. Beşinci vakam. 10 aylık kız hasta. Hareketlerinde yaşıtlarına göre gerilik fark ediliyor. Ultramolara gözlerinde içe kayma nedeniyle 2 ay önce hekime başvurmuş. Son 2 aydır başını arkaya atma, göbeğini ve bacağını yukarıya kaldırıp geri bırakıyor. Bu hareketini adışık olarak tekrarlıyor. Hareket anında sözel duyulara tamamen kafada cevap yok. Kendi kendine, kendi halinde bir dünyada. EEG ile değerlendiriliyor ve epilepsi tanısı olarak fenobarbital başlatılıyor. Yaşa uygun bir tedavi. Fayda görmemiş fakat fenobarbitalden hareketleri devam ediyor. Ciddi bir soluk muayenesinde EEG ile genişleme ve kapatmalar durumu var. Karaciğer 6-2 saatte ele geliyor. Mitral odakta 2/6 sistemik üfürüm var. Aksi alt ekseninde de kronos ve DTR artışı var. Yani bizim büyük bir açıkçası bunlar. EEG çektik biz. Daha önceki EEG'si normalmiş ama bizde normal geldi. İlaç kullandığı için düzelmiş olabilir tabii. Beyin MR'da ventrikül dilatasyon ve asimetrik genişleme var. Ekoda mitral bağ prolapsusu var ve deme eksikliğimiz var. Şimdi hasta ilk önce görüntüyle gelmiyor size. Ha, bu hikayeyle geliyor. Mecburen ilacınızı kesemiyorsunuz ve devam ediyorsunuz olayı görmediğiniz için. Biz de devam ettik. Bu hasta fenobarbitale devam etti. EEG bulgusu, MR bulgusu ve klinik bulguyla cerebral palsi olabilir dedik. Ve cerebral palsi sekonder bir epilepsi olabilir dedik. Metabolik hastalık çok düşünmedik ama aklımızda bulgusu dedik. Bu tip problem olduğu için genetik hastalıkları da kaldırır. Yani biraz aşırı bir miktar bağlı dolapsusu, bunun haricinde kapatmalar bulguları var. O yüzden bu şekilde bunu da göz önünde bulundurduk. Şimdi aile sonra takiplerde bize görüntüyü getirdi. Bu da görüntüsü. Bunun içinde bazen 5 defa 10 defa yapıyor.
Işıklılığı tamamen kapalı. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde değiştirseniz de aynen devam ediyor. Birisi cevap verdi galiba. Evet. Aspirasyon olmuş. Ergenlik tanı bu tanı. Bu tanıyı koyduktan sonra işte aileyle, babalar özellikle çok sıkıntıya giriyor. Baba polikliniğe gidip direkt çıkıyor. Gerçekten mi? Tedavisi yok mu? İlaç vermeyecek misiniz? Şimdi biz gidelim mi? Yani geçtim. Mastürbasyon. Önce biz haz reaksiyonu diye değiştirelim dedik ya. Aileyle de hani doğrudan mastürbasyon dediğiniz zaman kitleniyorlar. O yüzden haz reaksiyonu dedik ama bu sefer yine her şeyi haz reaksiyonu ne hocam? Nedir? Diye tekrar mastürbasyon dedik. Olayı en başa almıyorlar. O yüzden de ondan tekrar da bir söyledik, mastürbasyon. Genital organları söylüyorum. Ve elemek bir hareketlerle ve bacakların kubik kası olacak şekilde sıkıştırılması sonuç. 3 ile 3 ay arasında, kızlarda daha sıkıntı. İddial kadar enfeksiyonları, burna başı gibi patolojilere sekonder olarak, çocuk rastlantısı olarak bunu keşfediyor ve devam ediyor. Birkaç dakika sürüyor, müdahale ile kesiliyor aslında. Ama aile tabii çocuğuna müdahale edemek için, küçük olduğu için devam ettiğini düşünüyor. Çok sık tekrarlayabiliyor. Nefesi hızlanıyor, yüzü kızarıyor, terliyor, rahatsız edildiklerinde ağlayıp sinirleniyor. Davranış tedavisi görüyoruz. Hasta bunu yaptığı zaman kesmesini, dikkatini başka bir yere toplanmasını ve de durumdan, odadan başka bir odaya götürmesini unutuyoruz. Burada bir tane daha örnek koydum. Başka bir hasta görüntüsü. Bu da mastürbasyon görüntüsü. Daha farklı şekilde. Ve hepsi farklı şekillerde oluyor. Aynı değil. Bu da bizi sıkıştırıp sağ ve sol şeklinde. Devam edelim. Evet. Sorusu olan varsa diğer bakanlık hocam. Hocam? Evet hocam. Hocam kardiyolojiden takipli de hasta zaten kardiyolojiden bize göndermiş mesela. Yani biz sadece kardiyolojik problemler var. Kardiyolojiden küçük bir hatırlatma oldu. Devam edebiliriz. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Beni en çok ilgilendiren mastürbasyon hani çocuk nörologlar için çok ilginç bir şey değil. Tanı koymak çok önemli de hastalık olarak ilginç bir şey değil. Beni en çok ilgilendiren introterin mastürbasyon olması. Özellikle karın duvarında sihirmelerle gelen annelerde çocuğun karnında konvulsiyon geçiriyor diye gelen anneler olabiliyor. Yani bu daha sonra ben de gördüm. Yani introterin bile olabileceğini bilmek önemli. En azından annelerin bize verecekleri öyküyü derinleştirmek açısından önemli. Çok teşekkürler Gülşen. Çok ilginç bir bilgi oldu. Böyle bir makale var. Çok eski olabilir. Ben 93 yılından bahsediyorum. O da biraz daha eski. Ama var yani. Şimdi mastürbasyonun bizim açımızdan patolojik olan mastürbasyondan bahsediyoruz. Biliyoruz ki 8 yaşına kadar hiçbir çocuğun bir cinsel kimliği yok. 8 yaşından önceki her tür bu şekilde hareket mastürbasyon olarak bizim açımızdan mastürbasyon olarak tanımlanıyor. Yoksa 8 yaşından sonraki her çocuğun cinsel kimliği var ve mastürbasyon bir yani bir patoloji değil. Onu söylemeye çalış. Teşekkürler. Bir tanesi olan varsa. Devam edebiliriz. Altıncı bakanlığı geçiyoruz. 9 aylık erkek hasta, 3 aylık olan yüzünde ve gözlerinde kasılma şikayetiyle bize geldi. Sürekli olmamakla beraber çok kısa sürmekte, bir an yüzü değişmekte, soluklaşmakta, kafası ve gözleri bir tarafa doğru kaymakta. Öyküsünde bir şey yok. Bir kardeşinin febril kondisyon öyküsü var. O da bu yaşlarda başlamış. Ancak kasılıyormuş. Nörolojik muayene eşit oluyor, uygun.
Ön tanınız sinirepsi. Şurada gözlerin her kapısının kenara doğru eğiyor. Bazen baş sallama taklarından bahsediyor. Biz göremedik. Evet. Evet. Bu spasmus tutmaz. Çocuk hekimleri ve aileler tarafından hastalık gördüğü zaman endişelenen bir durum ama yani prognozu kötü olmayan ve geçici olan böyle klinik bir bulgu. Spasmus tutmaz 4 ay ile 14 ay arasında çocuklarda görülüyor. Genellikle yaşlı. Sebebi bilinmiyor. 3 klasik bulgu var. İstemkos baş sallama ve tortikolis. Objeyi yönlendirmeyle istemkos artıyor. Bu da fizyolojisi bilinmiyor. Birlikte başın sallanma hareketlerinin normal var ve sütlen refleksin sonucu geliştiği düşünülüyor. Ama sadece bir düşünce bununla ilgili. Gövde kesinliği bunlar da çok iyi. İster kusun olması gövdede bir problem olduğunu düşündürmüyor. Normal oftalmolojik muayene bulguları mutlaka olmalı. MR'ın normal olmalı tabii ki. Tedavi edilmeden kendinden 1 ile 4 yıl içinde kayboluyor. Doğal ve uzunmadan takip etmek önemli ama ister kusun sonucu hastalığı görülüyor. Fakat görmeyi bozmadığı için çok müdahale edilmiyor. Diğer bakalım bir çocuk. Evet. Sorunsuz dediği takiben normal olduğu zaman 10 aylık bir hasta düşüp akrenlerinde canlandırma uygulanmış. Özel bir hastaneye sevk edilmiş. Romanya'da yatırılmış. Fenobarbital tedavisi başlanmış ve taburcu olmuş. Çocuk uyusu boyunca da izleme alınmış. EG'si de patoloji olduğu için fenobarbital tedavisi devam edilmiş. Ama 2 aylık bu hastada yalanlı bir yutkunma hareketleri var. Emecek bir şekilde ağzını şakır tutuyor ve başını arkaya doğru atıyor. Başını sağa sola döndürüp tüm vücudunu geriyor. Uzun sürdük bir ağlama oluyor. Kısa süren bu hareketlerden sonra da normale dönüyor. Antiepileptik kullanmasına rağmen fizik muayenesinde bilindik pus artışı haricinde bir problem yok. Dengdenin refleksleri artmış. Cerebral palsi nedeniyle izlenme bir hasta bu hasta. O yüzden sistem dışında hareket edildi. Cerebral palsiye bağlı olabildiğini düşünüyoruz. Epileptik ve nöbet, davranışsal hareketler, disiplinler özellikle ten oksilerde, ten serebral palsilerde beklenilen bir durum. Onlara bağlı olduğu için istinik bir reaksiyon olabileceğini. Beyin paroxysmal kronikolisi, infantil koliki ayrıca tanımın içine, aldığımız tanımın içinde. Fakat görüntüye kadar bir şey diyemiyorsunuz ben bir şekilde. Burada çocuk ağlarken, birden kendini geriye doğru atmaya başlıyor. Periyodik olarak devam ettiriyor. Ağlama, huzursuzluk. Dışarıda duyuyorlar, kapalı olması. Bu, Sandifel sendromu. Özellikle beslenme sonrası artıyor. Beslenme sonrasında artan reflü nedeniyle çocuktaki huzursuzluk ve bu yanmanın getirdiği problem nedeniyle çocukta istemsizlik. Ani ekstansiyon veya spazm, baş doğru yana doğru bükülebilir, istinik de çok karışabilir. Normal boyun hareketlerine uygulamasına rağmen boyun kas tonusu da artırılmaz. Pediatrik hastalarda paroksismal kronikolis, istinik refleksler mutlaka ayrıca tanınan bir durum. Bu kadar bakıyorum. Devam edelim. Burada diyatro mutlaka bu hastalarda bakılmalı. Çünkü hastanın nefesini düzeltmesi zaman tamamen semptomları geriye dönüştü. Eğer dikkat tedaviye cevap vermiyorsa endoskopi ve cerrahi müdahale gerekli olabiliyor. Şikayetlerin devamlı haline. Son vakam, 20 günlükken her iki bacağında aynı kısma ve titreme hareketi olan 14 aylık bir hasta baş bulutu çocuk kasımı tamamen normal olduğunu söylemiş. Yakınmaları devam ediyor. 52 günlükken aynı hekime tekrar yapmışlar. Eve geçirmiş. Ve normal olmuş. Hasta gidince bunlar devam ediyor. Artıyor. 2-3 numaralarla bazen dönüştü 15 defa alıyor. Sonra geçmişte ağrısı 5 çift tanısı almıştı. Bu nedenle tedavi alıyor. Fizik muayenesinde fibroblastik amide bulguları ve B12 düşüklüğü var bu hastada. Diğer bulgularda bir problem yok. B12 fibroloji işten çok önemli. Hem organizasyon için hem artık organ gelişimi için. İstenmeyen hareketleri de arttırıyoruz. O yüzden B12 tüm için hastalara bakıyoruz. Ne olabilir dedik? B12'ye bağlı bir tremor mu, epilepsi mi, reflü mü, mahkumasyon mu anlattıkları çünkü her şey bu. Aile görüntüsünü getirecek. Görüntü bu.
konuşuyor. Bazen damlaların olduğunu bahsediyor aile ve titremelerden bahsediyor. Ne olacak? Kalıyor gibi. Kaldı. Şimdi daha. Tabii güzel. Pembe atağı, işitsel, gözsel ve dokunsal uyarılarla gecikmiş, uzamış oraya yaptı. Biletler, titreme ve ilkilme hareketleri var. Yani nöbetlerle karışıyor. 4. 6. ayında başlayıp 6. yaşına kadar devam edebiliyor. Birinin haberi olmadan sırtının aşağı tutusu dökülmesi gibi yapılanıyor kitaplarda. Uykudan ortaya çıkmıyor ve tedaviye gerek yok. Teşekkürler. Sonunda alalım. İkinci konuşmacımız Doktor Hüseyin Kılıç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi'nde yan dal eğitimini yapıyor. Epilepsilerden bahsedecek. Birinci vakamız 6 aylık bir bebek, 36 gestasyon haftasında 8 sezeryan bir doğum, 209 gram ağırlığında normal bir doğumda. Perinatal özellik yoktuğunda postnatal ikinci gün evine kabulcu oluyor. Ailede de herhangi bir nöbete yüksüz yok. 5 yaşında bir kardeşi var, onda herhangi bir sorun yok. Az önce videoda da gördüğünüz gibi çocukta aynı yönüne doğru bir kasılma oldu. Buradaki kez arka arkaya gördük bunu. Bebek kollarında da bir abduksiyon hareketi oldu. Toplam 2 saniye kadar sürdü. Beş on dakika kadar süren kümeler halinde olduğunu söylüyor aile. Her kısımda sonrası ağlama ile sonuçlanıyor. Çocuk başını tutamıyor, destekli oturamıyor. Bir durum kaldığı kontrol sitesi var. Fizik muayenesinde başka bir bulgusu olmayan bir çocuk yok. Tetkiklerini sırayla yapınca, yani MR aslında sonraları, ama biz ben direkt MR'ı koymak istediğimse, MR'ın da gözüktüğü gibi su, portakal, oluyor. Ben parmağımda sporlar, tüberler gözüküyordu. Bu lezyonu biz gördüğümüz zaman tüberi sporozu olduğunu düşünmüştük. Ve normal disk muayenesi de ciltte herhangi bir leke olmadığı halde ciddiye yolayıp tut lambası altında incelemek istedik ve bütün hipopigmentomatikler bu şekilde saptandı. Çocuğun eğgisini göstereceğim. Sıradığınız bu eğge aslında, yani nasıl söyleyeyim, bir psikolojik bir eğge, kaotik bir durum. Kısımda nöbeti var. Sonra kuantik durum devam ediyor. Nöbetin olduğu gibi, tam az önce gördüğünüz bir saniyedir nöbetin olduğu yer. Ve bu da nöbetler arası engel bulutusu olarak saptadığımız kuantik durum. İnfantil spazm ile karışabilir. Ondan bahsetmek istiyorum. Epileptik spazm kümeler halinde atık şeklinde. Yani bu çocukta da o şekilde, böyle 10'ar dakika aralar şeklinde 7-8 adet nöbet. Özellikle uykudan uyanırken oluyor infantil spazma. Kolik ağrısı ve moro refleksi ile karışabileceği akılda tutulmalı. Ama kolik ağrısı ve moro refleksi genelde tek atak şeklinde oluyor. Burada az önce bahsettiğim gibi kümeler halinde. Böyle 10 dakika içinde 8 atak şeklinde oluyor. Spazm'da, BSM'de bundan.
abartılı sarkı cevabı da bazen direkler böyle aynı bir kapı sesine abartılı yanıt verebilir. Bu da aynı şekilde ifade ettiklerini ve antisipatla kaçabilecek bir senin yeni doğan uykum yokluğunuz olabilir. Az önce Serhat bahsetmişti, videosunu göstermişti. Ama onda spazm olmaz. Sadece uykuda az önce gördüğünüz gibi kloka ya da miyokluğunun durumları olabilir. Erken sütlü çocukluğunun benim miyokluğunuz diye bir durum var. Onun videosunu gördük kazanıyor ama şöyle bir durumda. Burada eğilim tamamen normal. Çocukta her tür nöbet benzer hareketler olabiliyor. Yokluğun fazla. Ama dediğimiz gibi EEG normal bir durumda. Bir de az önce yine Serhat'ın bahsettiğim gibi Sandifer sendromu, tortikoides, mikrosu artışı, yine infantil spalda karışabilir. Nöbet bir kere rahatsız edilir. Çok tipik bir çünkü. Bunu görünce direkt taksı konulabilecek gibi EEG bulusu. İkincisinin özellikle sonunda bir ağlama var. Bu da Vestel sendromu aslında infantil spazm, EEG bulutusu olan hipsoritme ve bununla birlikte psikomotor bir gerilim güçlemesi bir adı. Etiyoloji semptomatik, yani çoğu semptomatik, %80-90 yani beyinde serebral herhangi bir malformasyon. Anlatacağım onu birazdan. Bulgunuz saplanma bunlar. Bir de idiopatik kriptojenik esnaflar ayrı ayrı. Şimdi sebebi bilinmeyen olarak gösteriliyor. İdiopatik, %10'lu, iyi prognozlu, nadir gözüküyor. Bunlardan nöromotor gelişim en azından spazmlar başlayana kadar normal. Görüntülemeler de normal. Geniş bir tablo ama ben kısaca açıklayacağım. 5 sendromunun nedenleri. En sık neden pire ve peri beyin hasarları. Özellikle hipoksiye bağlı. %80'lere kadar çıkabiliyor. Beyin konjenital anomalileri olabiliyor. Sonra az önce bizim hastamız olduğu gibi tuberosit klerozda da epileptik spazmlar olabiliyor. %25 oranında. Ve bunun iyi bir yanı var. Tuberosit klerozda bağlı olan spazmlar. Bu gigabattine iyi yanıt verebiliyor çünkü. Diğer kortikal, beyin kortikal gelişim anomalileri. Bunlar da çok sık nedenler. İşte bunlardan birkaç tanesi sayı var yukarıda. Akıllı gibi. Kromozomal anomaliler olabiliyor ya sistemde. Mesela Down sendromunda da olabiliyor %3 oranında ve bu iyi yanıtlı bir infantil spazm oluşturuyor genelde. Konjenital ya da geçirmiş enfeksiyonlara bağlı, SS enfeksiyonlara bağlı olan ve sendromlar genelde tedaviye çok yanaştırılıyor. Metabolizm oluşturdukları ve hipotonik damar kolu. İşte öyle bir hastamız var. Ona bağlı da bir infantil spazm olabiliyor. Bu görüntü özellikle koymak istedim. Çünkü amaç özellikle aslında arkadaşlarımızın bir iyi tarif diyebilmeleri. Göstermek istiyorum. Bu EMG bulutu, kas aktivitelerinin bulutu, EMG değil. Burada şunu göstermek istiyorum. Şimdi bir saniye, 1000 milisaniye. Şey de istersen söyle Hüseyin, EMG kaydı yapılırken aynı anda kas elektrodu da konuluyor. Mesela bir pola konuyoruz ve nöbet sırasındaki kas aktivitesini kaydediyoruz. Evet. Böylelikle mesela bir EMG bulutusunun ne olduğunu daha kolay çözebiliyoruz EMG'yle. Şimdi az önce bahsetmiştim. 1 saniye, 1000 milisaniye oluyor. Thank you.
nöbetlerin hepsi var burada. Biyokronik, kronik nöbet, spaz, az önce bahsettiğim nöbet, kronik nöbet ve atonik nöbet. Bunlar dediğimiz gibi kas aktiviteleri. Büyük ihtimalle burada derdimiz kas aktivitesi oluyor. Bunlar aktivitenin kendisi. Bahsetmiştim, 1 saniye 1000 milisaniye oluyor. Ve şu bölüm 0.1 saniye. Bakın ne kadar kısa. En kısası biyokronik. Sadece 0.1 saniye. Saniyenin en kısa nöbetçi ani bir an. Şurası 0.3 saniye. 0.1 saniye. Kronik nöbet bahsediyor. Kronik nöbet ritmik görüldüğü gibi. Arada belli süreler var. O da biyokronik de 0.1 saniye ama bir ritmisi de var. Arka arkaya geliyor. Ani değil. Spaz aslında kronik nöbetin kısa şekli. Az önce infarktı spazda bahsettiğim. Kronik nöbetin kısa şekli ne kadar? 0.2 saniye 2 saniye arasında devam ediyor. Çocuk kasılıyor. En fazla 2-2.5 saniye. Tonik nöbet ise bunun uzamış hali. 2 ile 10 saniye. Atonik nöbette gördüğünüz gibi normal bir aktivitesi varken hafifçe kas aktivitesi tamamen kaybolması ve sonra 1-2 saniye sürüyor. Tamamen aktivite kayboluyor. Ya bu en çok söylemek istedim ki kronik ve biyokronik gerçekten çok karışıyor. Kronik bitti. Aralarında belli bir süre vardı. Arka arka edildi. Sonuç ise daha bir ani gergin edildi. Ani bir hareket edildi. Devam edildi. Bu ikinci vakamız. Evet, spazmlarda tonik spazmlarda daha uzun süren evet. Spazmlardan bahsediyoruz. İnfant spaz, tonik spaz. Tonik nöbeti kısa süreli hali. Bir saniyeden kısa süre var. Burada evet. Çocuk gördüğünüz gibi hiperventilasyon yapıyor. Bunu biz yaptırıyoruz EGS'de aslında. Yaparken gözlerine dikkat edelim. Gözlerinde bir batın var ve göz bebeği göz küresi yukarı doğru bunu poliklinikte de bazen böyle çocuklar dalgayla geldiği zaman çocukları biz kendimize yaptırıyoruz. Arkasında durarak hiperventilasyon esnasında çocuk birden düşebiliyor asansa gidiyor. Bu tipik bir asans bu. Yes. Bu çocuk 7 yaşında bir erkek hasta birkaç saniye süren hareketsiz kalma ataklarıyla geldi bize. İşte yolda yürürken birden gelişen bir hareketsizlik. Konuşma esnasında birkaç saniye süren ani duraklamalar. Okul hayatı başarılı bir çocuk. Ama son dönemlerde öğretmenin damla nöbetleri olduğunu ve birkaç kez de ikrar kaçırma olduğunu öğrenince aile telaşla doktora gidiyor. Başka bir yakınması olmadı ve nöromotor gelişiminde tamamen normal olduğunu söylüyor. Bu çocuğun EEG'si zaten bu absans nöbetler tipik hiperventilasyonda gördüğümüz az önceki nöbet ve EEG bulgusuyla direkt tanı konulabilecek kadar çocuk nöronu çok zorlamayan nöbet çekiyor. Burada da zaten hiperventilasyon aslında o tipik içerisinde dalgalar var. Bunu geçiyorum. Aynı bunu şu anlamda göstermek istiyorum. Burada çocuğun bakın hiperventilasyon esnasında birden diken dalgaların içerisinde diken dalgaların çıkması ve çocuk sayı sayarken birden cevapsız kalmasını göstermek istiyorum. Bunlar tipik gerçekten. Bu EEG tanısal, evet bu EEG tanısal. İçerisinde zihni diken dalga çok tipik bir cevapsız. Çocukluk cahil testlerinde %10'sunu alsansı hiperventilasyon veya ışık uyaranla ki EEG'de bunu yapıyoruz, ışık uyaran veriyoruz. Bu dalgalar ortaya çıkıyor.
bilinç düzeyinde kısa süreli bir bozulmayla gidiyor. Ama bu nöbetlere bazen işte ağız çapırtılatma, yalanla şekilde otomatizm ve göz kapağı yapılması az önce videoda da gördüm, eşlik edebiliyor. Tedavisi, çok fazla finalden bahsetmeyeceğim ama bu hasta için söyleyeyim. VPA, yani valproic asit betasüksün de çok iyi anlıyor. Progrus çok iyi. Spontan revizyon, işte 14-15 yaşlarında olan aslında yetisi muhakkak revizyonu, kendiliğinden revizyonu giriyor. O döneme kadar ilaç kullanıyor. Erişkin döneme de yansıyabiliyor. Yansıyorsa genelde yerimize tonik nüvet olarak yansıyor. İşte muayenci tarafı aslında çok sizler için değil ama yine de söylemek lazım. Kompleks parsiyel nöbetlerle karışabiliyor. Az önce bahsettiğim nöbetler hiçbir kompleks parsiyel nöbet değil. Ne kronik, ne biyo kronik, ya tonik nöbet ya da infarktis falan. Kompleks parsiyel nöbetler gerçekten böyle antik dalmalarla gidebiliyor. Çoğu zaman da mesela bir nörolog çocuklara kompleks absans olduğu halde kompleks parsiyel nöbet düşünerek yani ilgisi de bazen tam çıkmıyor. Karbamazepin başlayabiliyor. Karbamazepinden sonra mesela absanslar artıyor. Çok sıklıkla artıyor. Çünkü ötler artıyor. Çünkü absansla karbamazepin kullanılmıyor. Hatta kompleks ki o şekilde genelde sonra da kullanılıyor. Bir de gündüz rüyası diyebiliyor onlar. Küçük çocuklar 7-8 yaşındaki çocuklar işte sınıfta. Evde. Birden böyle dalabilir. Ama absans gibi değil. Denileni hatırlayabilir. Yani çocuğa bir renk sorduğunuz zaman o olay bittikten sonra rengi söyleyebilir. Rakamları saydığınız birkaç rakam söyleseniz rakamları da size söyleyebilir. Absans da çok benzer ama bilinç kaybı yoktur. Karışabilir. Burada da işte çok absans da fokal aslında bizi çok ilgilendirmiyor. Ama şöyle söyleyeyim sadece. Absans 30 saniyenin altında. Kompleks fokal nöbet ise genelde 1 dakika. Absans nöbeti gün içi çok sık tekrar eder. Fokal nöbet ise gün içi nadir. Bu üçüncü vakamız. Söylediklerinden yola çıkarak bu nasıl bir nöbet tipi olabilir? Ritmik değil. Ya klon olacak ya miyoklon olacak. Ama ritmik değil. Ani. Jerki dediğimiz miyoklonuz. Miyoklonuz bunlar. Çocuk 15-16 yaşında bir çocuk. 16 yaşında bir erkek hastamız zaten. Bize acile geliştirdi. İlk kez geçiren jenerizatonik bir nöbet. Nöbet sabaha karşı ve uykusuz kalmayla geçmiş. Enerji içeceği geçmiş. Gece uykusuz kalmak için. Arkadaşlar dedi. Son bir yıldır omuz ve kolda ise ani sıçrama tarzı hareketleri mevcut. Miyoklonik dediğimiz hareketler. Son bir yıldır miyoklonikleri var ama bize ilk kez jenerize tonikmonik nöbetle geliyor. Özellikle bu miyoklonikler, son bir yıldır olan miyoklonikler sabahları ilk yarım saat içinde. Serhat da bahsetmişti, nöbetler genelde böyle sabah uyanınca uykadalar gibi. Bu çocuk da uykudan uyandıktan hemen sonra. Ve çok ilginç bir şey, mesela çocuk işi uykadalarken macunu fırlatıyor. Miyoklon için çok tipik bir durum. Son nöbetinde bir bilinç kaybı var. Zaten o sebepten gelmiş. Cereza tonik kronik bir nöbeti olmuş çocuğun. Tonik kasından ve kronik ekstrem hareketleri bir dakika kadar sürmüş bu son nöbetinde. Acilde yapılan fizik muayenesi tüm tetikleri normal. Fokal ya da laterizle bulgusu olmadığı gibi nöbetleme yolojisi de bir fokal ya da laterizle bulunuyor. Bu hastada epilepsi mevcut mu? Evet. Hastası son bir yılda miyoklonik atımlar mevcut. Son nöbet primer cereza tonik. Özellikle uykusuzluk, enerji içeriği, ışık, video oyunları, valifol ile agrev olur. Güvenip miyoklonik epilepsi oluyor bu. Ve mesela kendi asistantında da bütün nöbetler ve işin jenerizat uykulonik de aslında nadir bir şey. Hele de primer jenerizat uykulonik nöbet dediğim zaman bu genelde az önce bahsettiğim primer miyoklonik nöbeti özgür. Son nöbetin primer jeneza tonik kronik. EEG vurgusu. Normal. Devam ederken birden bir miyoklonik. Güvenin miyoklonik epilepsi. Bu primer jeneza tonik kronik nöbetleri en sıkıntı. %95 vasıtalar da jeneralize primer tonik kronik nöbet oluyor. Absans nöbeti eşlik edebiliyor. Tipik olarak miyoklonik ve jeneza tonik kronik nöbet bulunuyor. Bunlardan çok sık da aile hikayesi gibi bir aynı şeker hastalığı gibi diyabet bir poligenetik bir geçişi var. Karbamazepin az önce absansla dediğim gibi burada da kullanılamaz. Olacak.
Sadece nöbet örneklerinden bahsediyorum. Az önce infarktis valv demiştim. Tonik nöbeti kısa süre dahil demiştim. Tonik nöbet ise 2 saniyeden uzun şekline demiştim. Bunu hatırlatarak söyleyebilirsiniz. Gözler kaydı. Başı bir tarafa çevirdim. Yaklaşık 2 saniye kadar süren tonik bir nöbet var. Aynı zamanda da parsiyel özelliği var değil mi? Baş bir tarafa ve gözler bir tarafa deliği oluyor. Pirenize tonik nöbetler. Kötü bir nöbet. Pirenize tonik nöbet. 2-10 saniye, 10 saniye kadar biraz da uzayabilir. Etiyolojisi genelde semptomatik yani beyinde mutlaka bir şey saptanıyor genelde. Çoğu zaman görüntüleri şart. İşte Lennox Gastro gibi nöbetleri sıkıntı geçiriyor. Aynı statüsünde non-epileptik hareketler, mesela distalik karışabiliyor. Az önce zaten metamite bağlı nöbet benziyor bir şekilde, distalik karışabilir. Diğer nöbet. Önce bir tonik, bir aktivite. Genelde bunlar EEG esnasında çekilebiliyorlar. Genelde tonik nöbet, febril nöbetler, yani çocuk doktorun en çok rastladığı febril nöbetler genelde genelde tonik nöbetlerdir. İdiopatik genelde epilepsiler, az önce bahsettiğim juvenil miyotonik GME dediğimiz nöbet gruba giriyor. Bunlardan da genelde tonik nöbetlerdir. Ve sekonder genelde tonik nöbetler var. Aslında bizim acilde gördüğümüz çoğu nöbet sanırsa sekonder genelde tonik nöbetlerdir. Bunlar tüm fokal nöbetler sekonder forma dönüşebiliyor. Bunların hepsinin ortak bir yanı var. Bilinç kaybı, genizde tonik tonik aktivite ve otonomik bozukluklar, idrar katılımı. Bunu geçiyorum. Bu primer ve sekonder genizde tonik tonik nöbetin ayrımı için yapılmış bir şey. Burada nöbetin böyle şekil olduğu için göstermek istedim. Mesela abstans, primer genizde tonik nöbetinde. Abstans, burada bir üçer stiker kalması. Ve burada bakın. Ağlıyor, kronik faza geliyor ve sonra kronik atımlar, daha bir yüksek amplitüdün sıklığının azalmasıyla nöbetinde bitmez. Bu önemli diye düşünerek koyuyorum, koydum daha doğrusu. Bu jenerize tonik nöbet esnasında EEG'nin, pupilin, midriyazis ya da miyozis, dakika solunum sayısı, kan basıncının, kalp hızının ve intravesiküler yani mesane basıncını gösteren bir yeri. Şurası nöbet öncesi preekler, şurası iptal dediğimiz nöbetin olduğu evde. Burası da nöbetten sonraki ilk evde, pozitiflerin başlangıç evdeyse ve toparlanma süreci. Bunu niye koydum? Şimdi nöbet esnasında dikkat edersek, şu kısım, sıfırla bir arası olmak kısım, iptal eden. Ne oluyor? Şurada bir midriyazis var. Normal miyozis var, şu miyozis var yani. Midriyazis var. Bu pozitifler dönemde de devam ediyor. Pozitifler dönemin sonuna doğru tekrar en başa dönüyor. Bunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane yeri kırmızı, lacivert ve mavi. Yani mesane basıncı, kalp atım hızı ve kan basıncı. Nöbet esnasında şu da artıyor. Nöbet sonrası pozitifler dönemde hepsi kendi yerine dönüyor. Burada en dikkat edilmesi gereken şey bence bu. Dakika sonu sayısı. Nöbet esnasında azalıyor. Mesela erişkin için 15 iken 8'e 9'a düşüyor. Nöbetle birlikte, nöbetin bitimiyle birlikte birden dakika sonu sayısı artıyor. Ve nöbetin yani pozitifler dönemi sonuna doğru o da normal oluyor. Yani nöbet döneminde dakika sonu sayısı diğerlerinden farklı olarak azalıyor. Ve pozitifler döneminin başlangıcında da artıyor. Yani şimdi hızlı bir nefes almaya başlasan artık nöbet bitmiş anlamına geliyor.
Ve başka bir şey de burada. Hep deriz, inir-rezir-rar kaçırma. Kesin iktidar dönemde oluyor. İktidar dönemimiz sonunda. Yani mesane basıncının bittiği dönemde. Yani inir-rezir yaptıysa, altına kaçırdıysa nöbet bitmiş demektir. Bu nöbeti kısaca tarifleyen, Cenevza 12. nöbeti kısaca tarifleyen bir bireyikler dönemde çocuk gözleri kapalı. Başlangıç safhası bir tonik bir fleksiyon oluyor ve gözlerini açıyor. Genelde Cenevza 12. nöbeti çocuk gözleri açıyor. Tekrar bir tartışı ve idrar. İdrar birlikte nöbetlerimiz. Şimdi epilepsi ve paroksiyonal olaylardan bahsettik. Yani non epileptik paroksiyonal olaylardan. Aslında nöbette en çok epilepsiyle en çok karışan durum senkop. Bir de ondan bahsetmek istiyorum. Senkop yanlışlıkla epilepsiyle karışan en sık durum. Yani diğer durumları yani çok nadir görüyoruz. Mastürbasyon falan dediğimiz şeyi bir kere iki kere görüyoruz ama senkop sürekli acile gelen her hastada acaba bayıldı mı? Epileptik nöbet mi? Senkop yanlışlıkla epilepsiyle karışan en sık durum. Serebral hipoperfüzyona sekonder olarak ani bilinç ve postural tok kaybı. Yani beyin kan akımı azalıyor. Oksijen, yani 8-10 saniyelik oksijen yetersizliği bunun için yeterli oluyor. Başlangıçta bir soluklu yeterleme ani olarak bilinç kayboluyor ve postural tok kaybı. Çok kısa süreli olarak turuntal puls artışı ya da spazm hatta ekstremitelerde miyokronik atılar olabilir. Bu önemli. Yani senkop olduğu zaman illa epileptik bir nöbet olmayacak diye bir durum yok. Nadiren bir tonus artışı, bir tonik nöbetlik bir ya da spazm daha kısa süreli ya da ekstremitelerde miyokronik atılar gözlenebilir. Çok nadir. Senkop neyle haber olur? Açlıkla, kalabalık bir ortamda, ayakta durmakta, banyo, nemli bir havada. Prodromal dönemi var senkop. Epileptik nöbetten farklı. Bir baş dönmesi olur. Perfüzyon, serebral perfüzyon yavaş yavaş tutuyor. Baş dönmesi, bir kulak çınlaması, gözlerde bir karar olabilir. Bir dakikaya kadar süren ve baş bir başlangıç olur senkopta. Epileptik nöbeti ile epileptik birden başlar. Solukluk ve terleme mutlaka eşlik eder. Çoğunlukla diyelim. Senkopta solukluk ve terleme çoğunlukla eşlik ediyor. Komik olurlar çünkü. Olay tamamen vagal torus artışı, solukluk ve terleme. Konvulsif hareketler ve idrar kaçırma çok nadirdir. Nöbet ise tam fazla, oldukça fazla. Kısa süreli bir senkop. Yani bir dakikaya geçmez bir süreli. Çabuk kendine geldi ve poz iktidar yok. Aslında çabuk kendine gelir ama poz iktidar epilepsi. Yani farklı olarak poz iktidar dönem yok. Tabii ama az önce Serhat da bahsetmişti. Alzheimer nöbetlerde poz iktidar dönem zaten. Senkoplar ikiye ayrılıyor. Biri nöronal, diğeri kardiyojenik. Nöronal senkopları sadece isim olarak bahsediyorum. Vazovagal'dan biraz fazla bahsedeceğim. Vazovagal, intraklasik basınç artışına bağlı ya da karotisit senkopuna bağlı. Vazovagal senkop, evet. Bu en sık gözüken senkop çeşidi. Vagal, tonus artışı. Anormal, katekolamin cevabı. Ne oluyor? Vagus sinirindeki tonus artışına bağlı olarak periferdeki venöz kanlanma oluyor. Bu nedenle kalbe kan vahaz geliyor. Dolum azalıyor. Bunun sonucu olarak da kardiyak altı ve serebral hipoperfüzyona bağlı. Çocuk da bayılır. Şimdi bunun bir türü var vazovagal senkop. Hepimizin bildiği aslında refleks, anatürk nöbet. Bu aslında soluk tipteki katılma nöbetlerini soluk tipi. Bir de biliyorsunuz siyanotik tipi var. Yani şunu demek istiyorum. Katılma nöbetinin soluk tipi refleks, anatürk nöbetidir. Ama gerçek bir nekrop değil, senkop. Başka bir deyişle. Soluk tipte katılma nöbeti bir senkop çeşidi. Bir senkop, epilepsi değil. Refleks asistir, bu senkopta deniliyor. Soluk tipte nefes tutma nöbeti. Korku, kan görme, baş darbesi olur, başa bir darbe sonrası, vagal yaratı artış. Senkoplar bradikardi, hatta asist olur. Ve tabii ki kardiyatın altının azalmasına bağlı olarak. Soluk tipte nefes tutma demiştim. Korku, kan görme, başa darbe sonrası vagal tonus artış. Vagal uyarı artarsa bradikardi hatta asistol. Asistol bradikardi olursa kardiyak altı tonus
hastalık, serebral hipofarkizyon, senkop ve halk var nöbet. Birden bir kaybettirir dedi şu an. Böyle bir görünüyor. Yani soluk katılma nöbeti aslında bir senkoptur. Ve nedeni de fokus sinirindeki deşarjın fazla olmasıdır. Ama diğer, yani daha klinikte saptadığı gördüğümüz siyanotik nöbet ise ekspiryum sırasında çocuğun nefesini tutması, siyanoza girmesi ve birden ispiryumla rahatlaması. Orada bir nöbet şey yok, senkop yok. Ama son tipteki bir senkop. Bitiyor hocam son şey. Bir de kardiyolojik senkop, son kop. Bunlar nedir? İşte taşı hareketliğe bağlı, bredi hareketliğe bağlı, yapısal kalp bozukluklarına bağlı, ve de çok uzun kültürel senkopuna bağlı olarak, genel olarak hayatı tehditçe özellikle bizi çok ilgilendirmiyor. Bunlar bir şekilde daha. Söylemek istiyorum ben de hazır buraya oturmuşken. Bunlardan birisi epilepsi mi değil mi dediğimiz noktada bize en fazla yardımcı olan EEG. EEG yalnız bazen çok faydalı olabildiği gibi zararlı da olabilir. EEG'nin çok uygun koşullarda çekilmiş olması ve değerlendirilmiş olması gerekiyor. Bir kere çocukluk döneminde uyku uyanıklık EEG'si istiyoruz. Ve tanı koyabilmemiz için uyku uyanıklık EEG'si görmemiz lazım. Uyku dönemini belli bir süre kaydetmiş olmamız gerekiyor. Süresi de oldukça önemli. Bunun dışında video EEG elbette ki nöbet veya atak diyelim, epileptik nöbet olup olmadığını bilmiyoruz. Atak sırasında bize gerek kas gerek beyin aktivitesini gösterdiği için çok faydalı. Eğer çekebiliyorsak o sırada epileptik nöbet aktivitesini EEG'de görebiliriz. Ama görmemiş olmamız, yani epileptik nöbet aktivitesinin EEG'de kaydını görememiş olmamız epileptik nöbet olmadığını bize söylemez. Derin dokulardan kaynaklandığı zaman EEG'de sadece artefak, hareket görebiliriz. Kesin değildir. Ayrıca EEG'nin, tabii ki bunu çok daha sık gördüğünüz bir şey, normal rutin EEG'nin, uyku uyanıklık EEG'nin normal olması da epilepsi olmadığını, epilepsiyi dışlamaz. Dolayısıyla bizim için en önemli olan gerçekten iyi bir anamnez ve Serhat'ın özellikle vurguladığı, genellikle işte konsültasyonda böyleydi, gördük şu şekilde diye yorumlarda bulunduğu çok önemli, birebir görmek. Pediatristler genellikle acil serviste nöbeti ilk gören hekimler, sizin yorumlarınız çok çok önemli. Ve tabii ki günümüz teknolojisinde cep telefonları, herkesin bir kamerası var ve rahatlıkla çekip defalarca izlemek gerekiyor tanı koyabilmemiz açısından. Ben konuyu çok uzatmadan soru ve katkılara geçmek istiyorum. Sema hocama çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Serhat bana teşekkür etti ama ben genç pediatristlere hakikaten çok şey boşta olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle 2011'de çok iyi bir şey yapmışız Türk Pediatri Kurumu olarak. Ben genç pediatristleri kurarak. Şimdi yavaş yavaş diyorum ki artık bizler konuşmasak da hep onlar konuşsalar, bizler sadece moderatör mü olsalar. Çünkü hakikaten çok güzel hazırlanıyorlar. Şimdiye kadar 2 seneden beri yaptığımız toplantılarda bu böyle. Bundan sonra da böyle gidecek. Benim olup olmamam önemli değil. Onlar çok güzel bir ivme aldılar. Bir şeyi daha söylemek istiyorum. Bu gelecek ay herhalde 26 Şubat'ta gastroenteroloji ile ilgili bir toplantı olacak. 22 Ocak'ta da The Marmara'dayız.
yaşlıların yaptığı bir toplantı var. Ona hepinizi davet ediyoruz. Marmara'da 22 Ocak'ta. Teşekkür ediyorum. Bu arada Melipa'ya çok teşekkür ediyorum. Bize 2 yıldan beri bu toplantılar için destek oluyorlar. Bundan sonra da destek olacaklarından en ufak bir şüphem yok. Bu konuşmaların hepsi Face'de, web sayfasında bulunuyor. Kayıt altına alınıyor ve webde bulunuyor. Lütfen bunu izleyin. Diğer toplantılarımızda webde izlemek mümkün. Hepinizi Face ve web sayfalarımızı izlemeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Başka soru ve katkı yoksa eğer bir dahaki toplantıda aşıdan sonra diye bir şey söylemiştim. Özellikle aşı sonrasında bunu çok görüyoruz diye. Bunu bir açıklar mısın? Aşının şöyle bir mekanizması var. Aşı özellikle mitokondriyal hastalıklarda, enerji metabolizmasından dağılan hastalıklarda, mitokondriyal hastalıklar özellikle ve otoimmün hastalıklarda immünolojik mekanizmalarla ve enerji metabolizmasının aşı sonrası aktif hale geçmesiyle bir de kompansasyon oluyor. Bu aynı şekilde sadece aşıdan sonra değil, bir viral enfeksiyondan sonra bir ameliyat, bir stres, soğuk hava, bir asit oksidasyon efektlerinde aşırı egzersiz sonrası ya da aşırı aç kalma sonrası gibi problemler de bunu yapıyor. Dengeyi tetikleyen mekanizmalar var, nörolojik hastalıkları. Özellikle altında metabolik bir neden yatarsa. Bunlardan biri de aşı. Özellikle aşıyla ilgili bir şey oldu mu? Dediğim gibi otoimmün hastalıklar, mitokondriyal hastalıklardan mutlaka aklımıza gelmesi ve elememiz gerekiyor. Serap, burada benim bir çekincem var. Ciddi derecede de bir çekincem var. İstersen o viraller gibi der isek. Çünkü aşı dediğin zaman zaten aşı karşıtları ciddi derecede artıyor. Bu çok nadir hocam. Yani tamam. Hayır, yani bunu böyle genellediğin zaman bazen evet. İnsanlar hakikaten aşı yapmayalım diye bize mesela hastalar geliyor. Bu aşıyla beraber olan şey gibi bir enfeksiyon olan tetiklenen mekanizma aynı. Yani sonuçta eğer ki aşı bağlı tetiklenecekse aşıya bağlı değil, başka bir gün geçirdiği viral bir enfeksiyonun sekonderde bunu geçirebilir. Bunun sıklığı hastalığın sıklığıyla eşit oranda. Yani altınızda eğer mitokondriyal bir hastalık varsa bu sadece anamnezde bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. Ama kesinlikle hastalara aşı yapmayın demiyoruz. Evet. Bu dediğim gibi normal bu tetiklenen mekanizmalar içinde sadece bir basamak. Ben de burada bir şey söylemek istiyorum. Aslında konu açılmışken iyi oldu. Daha çok sorulan sorulardan birisi epileptik bir çocukta aşılarına devam edelim mi, etmeyelim mi? Bize gelen hastaların bir kısmında aşıların durdurulduğunu görüyoruz. Her ne olursa olsun aşı nöbetleri arttırabilir, doğrudur. Ama yine de biz bütün aşıların devam etmesini söylüyoruz ki şu anda zaten aşılar boğmaca aşısı yapılıyor. Eskiden yapılmadığı dönemlerde onu öneriyorduk. Rutin aşı takvimi aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü o hastalığa yakalandığı zaman risk çok daha fazla. Teşekkürler. Siz şey yapmadığınız zaman, serbest bıraktığınız zaman müdahale etmedik. Hastanın aldığı doza göre ya da doza göre değil, idiosinkratik, idiosenkrozik ise bu yavaş yavaş azalıyor. Yani yaklaşık 4-6 saat kadar sonra hasta mevcut durumundan daha az geliyor. Ama 4-6 saat kadar tabii ki beklemeye gerek kalmıyor genelde. Mutlaka ya siz müdahale ediyorsunuz ya da hasta ki evde bu kendiliğinden geçtiğini söylüyor. Bir aile vardı, yani bunu artık normalleşmiş olarak görüyor. Sürekli metformin'den sonra bu böyle olur diyor. Ve doktora götürüyor, ne bir şey yapıyor. Metformin'i kullanmaya devam ediyor. Mide bulantısı olduğu zaman 4-6 saat sonra çünkü çocuk belirtiyor sonra normale döndüğü için ailede bunu görmüş. Bu şekilde devam ediyor. Normal... Yani idiosenkrozik olabiliyor ya, bu bir daha kullanmama indikasyonu mudur? Metabolik sonrası sistemik reaksiyon yaşanan bu aynı şekilde tabii ki olayda dopamin mekanizması ile olan bir şey olduğu için reseptör mekanizması devreye girdiği için bu tekrarların riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ya bununla ilgili bir çalışma okumadım şimdiye kadar ama eğer bir kez bu olduysa nörolojik hastalıklarda her zaman böyle ikinci ve üçüncü kullanımda risk birinciye göre daha artar. %100 olacak diye bir şey yok tabii ki ama ikinci oluşu birinci riskinden her zaman daha fazla.
elinizde Metnomite nazaran daha iyi bir sürü ilaç var kullanmamız gereken, kullanabileceğimiz. Yani Metnomite kullanmayı da öğrenmeye gerek yok bu konuda zaten.